Herkese tekrardan merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Güzel bir Balat gezisi olacak bizler için. Nasıl Arabistan'da her yeri gösteriyorsam İstanbul'da da güzel yerleri çekmeye devam ediyorum. Bugün sizlere Balat'ı gezdireceğim. Haydi bakalım yeni videomuz başlasın. Evet, ben videoya başlar başlamaz hemen arkamdan Mücella diye çağırıyorlar. İnanılmaz yani tatlısınız. Çok şaşırıyorum gerçekten. Çünkü sokaklarda falan yürürken merhaba böyle durduruyorlar falan. Çok şaşırıyorum. Özellikle böyle bu kesimlerde çok fazla takipçim var. Ve bu sokakları çok seviyorum. Çok da özleyeceğim. O yüzden sizlere çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar, zaten Balat şöyle bir yer. Her girdiğiniz sokağa hayran oluyorsunuz. O yüzden böyle ben gelişi güzel sizlere her sokağı gezdirmek istiyorum. Burada Mahzen Antik diye, bakın burada böyle anahtarlar falan var. Antika şeyler var. Meşhur dolaba asılan magnetlerden var. Bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle buraları da çekeyim. Evet, çok güzel yerler var. Şöyle detaylı gezdireceğim size. Sabah erken saatlerde böyle turlar falan oluyor burada. Genelde yabancılar çok fazla gezip görüyorlar. Ben de diyorum ki biz niye gezmeyelim? O yüzden bugün sizlere Balat videosu çekmeye karar verdim. Özellikle mesela gurbette olup da izlemek isteyenler ya da İşte hiç gelmeyenler de olabilir. Onlar için de çekeceğim. Zaten her evin altını böyle kafe olarak dizayn etmişler. Bakın şimdi. Burada sadece aynalar var. Burada da ben varım. Evet, şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Bu sokakları ben de bilmiyorum. Tamamen sizlere gelişi güzel çekiyorum. Bakalım nerelere çıkacağız. Tabii bunlar en az 200 yıllık evler. İlk geldiğimde böyle bayağı bir şaşırmıştım. Ama böyle gördükçe bayağı bir hoşuma gitti. İşte burası Balat'ın meşhur sokakları. Evlerin böyle etraflarında sarmaşıklar falan oluyor. Bayağı bir eski evler. Böyle restore edilmiş olanları da var. Yukarı doğru çıkıyoruz bakalım. Burada böyle turistleri görüyorum sabahları. Tura falan çıkıyorlar, geziyorlar. 15-20 kişilik gruplar. Şurada yukarıda büyük bir kilise var. Sanırım oraya geliyorlar. Hiç gitmedim, bilmiyorum. Böyle bir sürü tehlikeli yapı var. Birkaç kere rastladım. Bunlar bu şekilde ya restore edilecek ya da yıkılacak herhalde. Burada dizi çekilmişti. Tekrardan devam edecekmiş galiba. Ne oldu? Yemek mi yiyorsunuz? Burada kedilere mama falan vermişler. Evet. Bak şu evi çok seviyorum.
karşıdaki yeşil panjurlu. İnşallah doğru söylemişimdir. Evet. Yani Türkiye'yi özleyenler için çekiyorum işte. İzleyip beğenenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet, bakın. Şu ev çok değişik, lacivert. Şu sarı ev çok güzel. Baksana. Şu pembe ev çok güzel. Evet. Bu videodan ne ders çıkarabiliriz? Hemen bunu düşünüyoruz. Görüyorsunuz, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bazı evleri, hele şu eve bakar mısınız? O kadar güzel yapmışlar ki. Bayıldım. Ay şuraya bakın. Şeye benzemiyor mu burası? Neydi? Kuzguncuk muydu? Bakın. Çok güzel. İnşallah doğru gidiyorumdur. Ay bayıldım. Sizce bu mu? Bu mu? Hangisi? İkisi ayrı yere çıkıyor herhalde. Evet. Şöyle yukarıdan size manzarayı da çekeceğim. Bir bakın yukarıdan. Evet arkadaşlar, biz şu anda Fatih'te kalıyoruz. Merak edenler var. Semt olarak söyleyeyim, Fatih'te kalıyoruz. Zaten gün içinde bir sürü kişiyle karşılaşıyoruz. Çocuklar parktayken de çocukları dönmüş. Aa, sen Mücellan'ın oğlu değil misin diye. Sağ olun, Allah razı olsun hepinizden. Çok güzel bir yer Fatih. Çok sevdim. Gerçekten yani maneviyatı çok yüksek bir yer. Evet, kime kızdın? Kime küstün? Arabistan'ı bıraktın geldin diyorsun. Tutayım ablacığım. İş. Aha tuttum. Ah. Gel ah. Topu kaçtı. Heh. Kimseye kızmadım. Kimseye küsmedim. Yoluma taş koyanlara da teşekkürler aslında. Çünkü olmasaydılar olmazdım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, yani düşünsenize. Belki bu kadar yoluma taş koyulmasaydı ben de devam etmezdim. Sıkılırdım belki. Ama bence başarımda yoluma taş koyanların da büyük bir payı var. O yüzden bizi sevenlere de, işime mani olmaya çalışanlara da vallahi herkese teşekkür ederim. Herkese de hakkımı helal ediyorum. Kimseyle küsmeyelim. Kimseye de kırgın değilim. Çünkü yani çok güzel fırsatlar verdi Rabbim. O yüzden dediğim gibi tek istediğim, zaten kaç yıl daha yaşayacağız? Yani şu an 32 yaşındayım. Sağlıklı, güzel ömürler. Çocuğumuzu, çocuğumuzu, vatanına, milletine hayırlı evlatlar olarak yetiştirelim. Bu da bize yeter vallahi. Daha da bir şey istemiyorum. Yokuşa çıktım ya, nefes nefese kaldım. İstanbul'da kesinlikle bitmiyor festivaller, davetler, eventler. Yani bu İstanbul'un temposuna alışınca da diyorlar ki annene ne zaman gideceksin? Siz de haklısınız, annem de haklı. Gelin kızım diyor. İnşallah bu hafta değil, önümüz hafta ayarlayıp gideceğiz. Biliyorum çocukları da özlediler, biz de özledik. İnşallah ayarlayıp gideceğiz. Bir de Fatih Camisi'nde bir buluşma yapalım diyorum. Çünkü çok kişi istiyor. Çok güzel olur. Onu önceden duyururum burada. Ondan sonra güzel bir buluşma yaparız. İstanbul'dan ayrılmadan. Ne dersiniz, olur mu? Fatih'in her yeri tarihi eser. Her yeri böyle Osmanlı'dan kalma güzel yerler var. Gerçekten. Deniz havası çok güzel, gelmiyor mu? Baksana. Kayboldum herhalde. Neyse, manzarama bakın hemen. Gerçekten denizin havası direkt geliyor. Haliç.
Boğaz'a karşı. Eğer yazın tatile gelirseniz, yani gurbette yaşayıp tatile gelirseniz muhakkak şu Balat'ın sokaklarını bir gezin. Hem tarihi eserlerle dolu hem de çok güzel gezilecek yerleri var. Kafeleri var, restoranları var. Orada çay da içebilirsiniz. Ben size böyle gezdirmeye çalıştım ama çok fazla vaktim olmadığı için çok detaylı çekemedim. Bir gün inşallah detaylı da çekerim. Evet, Balat manzaramla da videomu kapatıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sonuna kadar izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada böyle çatılara martılar geliyor, konuyor. Böyle martı sesleri eşliğinde İstanbul'un 7 tepesi buradan görünüyor. Tertemiz havası biraz yüksek ya Fatih. O yüzden temiz havasıyla birlikte sizlere veda ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Dinleniyor mu orada? Çok güzelsin. Maşallah sana. Bakıyor şimdi simit var mı diye. Alışmışlar ya, baksana. Geri döndü. Subhanallah. Nasıl soğuk değil mi? Sevdin mi burayı? Dalga geliyor ya, öldük.
ayağını. Ayağını gördün? Evet.